Selam Oruç. Saygılar, saygılar değerler, bizi başkanım. Beni ömründen değerli çok kıymetli misafirlerimiz. Hoş geldiniz, sefa veriniz. Şöyle fakat kendimden bahsedeyim. Mehmet Emin Eylar. Tarkan Fatih Okulu'ndan dolayı. İyi, orta lise eğitimini burada tamamladım. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Vali Müşavir oldu ve 2010 yılından beri de burada kendi vali Vali Müşavir'e hizmet veriyor. Siyasete gençlik olarak başladık. 2012'de ekonomiden sorumlu değil başkan yardımcısıdır. İki dönemde Mali ve İdari İşlerinden sorumlu değil başkan yardımcısıdır yaptık. Toplamda 3 dönemde İl Başkan Yardımcılığı görevliyiz. Bunun yanında Tatma Diyeceğim Orta Müdürlüğü, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük seviyon toplum kuruluşlarından olan müşterici sanayici iş adamları olan MÜSİAD'ın 2013-2018 İl Başkanlığı yaptı. Kültür, turizm, spor gibi farklı sivil toplum kuruluşlarına da yönetim görevliliği yaptı. Bunların anlatmamın sebebi biz Tatman'da doğduk. Tatman'da büyüğü. İcat ettiğimiz Tatman'da. Bunlarla ilgili Tatman'a ne yapabiliriz? Yeri geldi siyasette, yeri geldi turizmde, yeri geldi sporda. Amacımız sürekli Tatman'a bir şeyler katmak. 2014 döneminde de bir adaylık sürecimiz oldu. Nasip olmadı. Bu dönem tekrar başvuru oldu. Nasip oldu. Bizlere bu görev verildi ve sizlerin huzurumuza geldik. Biz bu yola çıkarken amacımız memleketimize en iyi şeylerden olabilir. Yakışan yerine getirmek istediğimiz Tatman'ı yapmak istiyoruz. Bunlarla ilgili çok güzel projeler hazırladık. Özellikle ısıtkan seferberliği projelerimiz gerçekten ses getirdi. Bu yanda maalesef kullanamadığımız turizm altyapımızı güçlendiriyoruz. Kültür ve sanatla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Tatman iki dönem AK Parti'de belediye başkanlığı yaptı. Biri Sayın Mehmet Emin Bey Gördüzen'de, diğeri de Sayın Ferda Avsu dönemde. Ve ortada maalesef başka bir dönem yaşadı. Net başlığı ortada. Hiçbir kıyasaya gerek yok. Örnek ortada. Değerlendiremiyoruz. Bazen ufak tarihler şeyler başlanmamış olabilir ama gerçekten Tatman'ın yaşadığı yükselişi göz önünde. Bir alışveriş merkezinin yapılması Tatman'a getirdiği satıcı herkes görebiliyor zaten. Nasipse önümüzdeki günlerde Cuma günü saat 17'de Kuarkomuna merkezinde bir proje tanıtımı gerçekleştireceğiz. Şimdiden hepinizi buraya davet etmek istiyorum. Çok güzel projelerimiz var. Tatman'a sıçrama yaratacak. Gerçekten şahane, nasıl bir arabenin Tatman'a yarattığı bir hava değişimi varsa bu projelerle tabii ki Sayın Millet Meclisimizin destekleriyle çok güzel bir araya geleceğiz. Nasip olursa 5 yıl sonra çok farklı bir Tatman göreceğiz. Biz belediye olarak asıl görevlerimizi unutmuyoruz. Mevcut olan yatırımları devam edeceğiz Tatman izniyle. Ve bu mevcut meclis toplantılarını düzenli hale getireceğiz. Maliyetten biraz daha bunu biraz daha küçülttük. Mahalle bazlı, istişare meclisleri, mahalle meclisleri ve halk günümüz olacak haftanın bir günahına nasip edersin. Gerçekten ben biraz da projelerle ilgili konularımı Cuma gününe sağlamak istiyorum. Ama şunu da demek istiyorum ki, huzur çok önemli. Bizim tabii bir projemiz olacak, anlatacağız ama gerçekten huzur vazgeçilmez bir şey. Huzur olunca şehrimizde bir hava değişikliği oluyor. En basit örnekleri şöyle örnekleyebilirim. Şehirlerin puanları var. Tercih puanları. Kamu çalışanları da iyidir. Tercihler yapılırken puanlamaya göre yüksek yerler kalır. Tatman'ın şu an güzel bir puanı var. Önce bu puanı devam ettirmemiz lazım. Bu puanlama bize faydası nasıl? Bir kaynaklama atanırken bu puanı göre atanır. Bir emniyet müdürü atanırken buna göre atanır. Bir önerken atanırken buna göre atanıyor. Bir doktora atanırken buna göre atanıyor. Eğer şehrimizin puanı yüksek olursa iyi doktor gelir, hastamızı iyi tedavi eder. İyi öğretmen gelir, öğrencilerimiz, çocuklarımız iyi eğitim alır. İyi emniyet müdürü gelir, iyi aşırı sağlar. İyi kaymakam, iyi vali gelir, güzel bir hizmet yapar. Yani burada seçime giderken gerçekten herkes kendi seçimine giriyor. Yani şurada birilerini başına yapmak değil amacımız. Amacımız huzurumuzu, istikbalimizi ve geleceğimizi seçime gidiyoruz. Bu konuda herkes aslında burada bir seçim adayı gibi kendi hissetmeli ve buna göre çaba harcaması lazım. Tekrar sözü fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim.
Sözümüzü